Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar Türkçe dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularını cevaplarını yapacağız. 1. sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki şiirde kullanılan söz sanatları hangileridir? Nedenleriyle yazınız. Şiirimizi okuyalım. Ağaç diyor ki: Ben küçücük bir ağacım, yurdumun bir bahçesinde. Kuşlar mutlu şarkısını hep dalımda söylerler. Şen arılar vızır vızır kokuma koşup gelirler. Burada iki tane sanatımız var. Birincisinde ağaç. Ben küçücük bir ağacım yurdumun bir bahçesinde diye konuşturularak ne yapıldı? Konuşturma sanatı yapıldı. Diğerinde ise kuşlara mutlu şarkılarını söyleme, arılara şen olma, koşup gelme özelliği verilerek teşhis yani kişileştirme sanatı yapılmıştır şiirimizde. İkinci sorumuz. Çekimli fiillerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız şeklinde. Aşağıda master haline verilmiş fiiller, istenen kip ve kişekleri, çekimleri örnekteki bir yazınız. Şimdi fiillerimiz burası. İstenen kip ve kişiler burası. Çekimli fiilimiz de burada olacak. Uyumak fiilinin istenen kip ve kişileri şu. Duyulan geçmiş zamanın üçüncü çoğul kişisi. Uyumuşlar. Bakın üçüncü çoğul kişi. Örnek bu şekilde. Şimdi boyama biz yaparım Şimdiki zamanın olumsuzu ikinci tekil kişi boyamıyorsun. Kim? Sen. İkinci tekil şahıs olumsuz. Varmak gereklilik gibi soru hali birinci çoğul kişi varmalı mıyız? Biz. Bakın birinci çoğul kişi. Yakalamak sözcüğü istek gibi birinci tekil kişi de yakalayayım ben. Üşümek şart kipinin olumsuz soru hali üçüncü tekil kişi. Üşümese mi? Kim? O. Dinlemek. Gelecek zamanın olumsuzu ikinci çoğul kişi yapacağız. Dinlemeyeceksiniz. Kim? Siz. Ve olumsuz. Sizler de örnek fiiller yaparak konumuzu pekiştirebilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin hangi kip ile çekimlendiğini ve hangi kipin anlamını verecek biçimde kullanıldığını örnekteki bir yazınız diyor. Şimdi örnek cümlemiz şurası. Onu arayan eski şehirdeki ablası olacak. Nedir? Gelecek zamanın gereklilik kipi kullanılmış burada. Diğerlerini biz yapacağız. Hemen buraya geliyorsun. Şimdiki zaman emir kipi. Önümüzdeki ay istediğiniz yere tatile gideriz. Geniş zaman, gelecek zaman. Nasrettin Hoca bir gün hanımını evde bırakarak pazara gider. Geniş zaman, duyulan, geçmiş zaman. Emre her gün yemekhaneye uğruyor. Şimdiki zaman, geniş zaman, kastedilen kip. İşimize gereken ciddiyeti gösterelim. İstek kipi ve emir kipi şeklinde kastedilen kiplerimizi bu şekilde bulacağız. Üçüncü sorumuz öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere iş yani kılış fiilleri denir. Özne'nin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiiller durum fiilleri olarak adlandırılır. Özne'nin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere de oluş fiilleri adı veriliyor. Verilen bilgiye göre aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin anlam özelliklerini örnekteki gibi gerekçesiyle birlikte yazınız diyor. Yaz güneşinin altında adam iyice karardı cümlesindeki karardı fiili anlam özelliğine göre nedir? Oluş fiilidir. Yukarıdaki açıklamalara baktığımız zaman. Çünkü öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşiyor değil mi? Güneş tarafından kararıyor. Çünkü eylem öznenin iradesi dışı tarafından gerçekleşmiş. Diğerlerini biz yapalım şimdi. İşten çıktıktan sonra evine doğru yürüdü cümlesindeki yürüdü fiili anlam özelliğine göre durum fiilidir. Çünkü eylem nedir? Öznenin iradesiyle gerçekleşmiştir. İşten etkilenen bir nesne yoktur. Buna durum fiili deniyor. İkinci cümlemizde ailecek geçirdiğimiz o güzel günleri özlemle hatırlıyorum cümlesindeki hatırlıyorum fiili anlam özelliğine göre iş kılış fiilidir. Çünkü eylem öznenin iradesiyle gerçekleşmiştir ve işten etkilenen bir nesne vardır burada. Son cümlemizde de akşam yaptığımız kardan adam sabahleyin erimişti cümlesi erimişti. Anlam özelliğine göre oluş fiilidir. Niçin? Eylem öznenin iradesi dışında gerçekleşmiştir. Şeyde olduğu gibi birinci cümlemizde olduğu gibi. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Geçelim dörde. Aşağıdaki cümleleri anlatım bozuktan düzelterek yeniden yazınız diyor. Cümlelerimiz şu şekilde. Hiç dinlenmeden çalışırsan hastalanabilir hatta yorgun düşebilirsin. Bu cümlemizdeki bozukluk nerede? Hiç dinlenmeden çalışırsan yorgun düşebilir hatta hastalanabilirsin. Yani burada hastalanmakla yorgun düşmek ne yapacak? Yer değişmesi gerekir. Çünkü önce hastalanıp sonra yorulur olur mu? Önce yorulacağız ki sonra hastalanacağız değil mi? Kesinlikle deniz olmayan bir şehirde herhalde yaşamazdım. Evet. Deniz olmayan bir şehirde kesinlikle yaşamazdım diyebiliriz. Ya da deniz olmayan bir şehirde herhalde yaşamazdım diye. Çünkü kesin ifadeden bir ifadeyle, kelimeyle belki ifadeden bir kelime kesinlikle arz etmeyen bir kelime aynı cümlede kullanılamaz. O yüzden ya onu ya onu kullanacaksınız. Sağlıklı ve sıhhatli bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin. Burada da eş anlamlı kelimeler bakın yan yana kullanılmış. Sağlıklı bir hayat istiyorsan beslenene dikkat etmelisin ya da sıhhatli bir hayat istiyorsan beslenene dikkat etmelisin diye. Kelimelerimizden yalnızca birisini kullanmalıyız. Öğretmenlerin konuşmalarına istemeden kulak kesildim. Burada kulak kesilmekten ziyade misafiri oldum, kulak misafiri olduğum deyimini kullanmak daha doğru olur. Beşinci sorumuzda bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere sebep, neden, sonuç cümleleri herhangi bir yargının hangi amaçla yapıldığını ya da yapılacağını anlatan cümlelere de amaç, sonuç cümleleri bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin başka bir olayın veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere de koşul, şart yani sonuç cümleleri adı veriliyor. Siz de sebep, neden, sonuç, amaç, sonuç ve koşul, şart, sonuç ilişkisini içeren birer cümleyi aşağıdaki belirten yerlere yazınız diyor. Örnek cümlelerimiz bunlar. Sizler bunları değiştirip yeni cümlelerde yazabilirsiniz. Sebep, sonuç cümlesi şu. Piknikten yorgun dönünce akşamki maç izleyemedim. Sebep ne? Yorgun dönmek. Sonuç ne? Maç izlememek. Amaç sonuça oğlum üzülmesin diye istediği oyuncağı aldım. Amaç ne oğlun üzülmemesi. Sonuç ne oyuncağı almış. Koşul sonuç ise yorulursan söyle valizi biraz da ben taşıyayım. Koşul ne yorulmak. Sonuç ne olacak valizi ben taşıyacağım. Sizler bunu değiştirebilirsiniz. 6 ve 7 aşağıdaki metne göre olacak. O yüzden metnimizi anlamaya çalışalım. Yer değiştirebilme kabiliyeti olan çok hücreli canlılarda iletişim ağı olarak beyin veya beyne benzer bir organ bulunur. Bitkilerin hareket şekli yalnızca beden biçimlerini değiştirebilmek üzerine kuruludur. Beynin var olması için ise yer değiştirebilmek söz konusu olmalıdır. Yani beyin varsa o canlı bir şekilde hareket halinde olmak zorundadır. Beynin en gelişmiş versiyonunu taşıyan insanda da bu özellik aslında harekete dayalıdır. Birçok hayvanda olduğu gibi insanda da fiziksel egzersiz yapanların ömrünün yapmayanlardan daha uzun olduğu gözlemlenmiştir. Atalarımız zayıf ve çıplak bedene sahip oldukları için bir yerden bir yere taşınarak yaşama olasılıklarını artırmışlardır. Bu sebeple bizler de hareket eden atalarımızdan bu özelliği miras alıp fabrika ayarlarımıza eklemişiz. Günümüzde de hareketsizlik birçok fiziksel ve psikolojik soruna sebep olmaktadır. Bütün bedeni, ter bezleri ve kasları gibi Anatomik uyarlamalarıyla insan harekete dayalı bir yaşam tarzından uzaklaştıkça bunun bedelini ödeyecektir. Örneğin, çocukların bütün gün belli bir yerde oturmasını kapsayan bir eğitim sistemi bilişsel açıdan önemli görülse de başta hiperaktivite ve dikkat bozukluğu olmak üzere birçok şikayete beraberine getirmektedir. Bütün gün oturmak özellikle de çocuklar için fabrika ayarlarıyla uyumlu bir model değildir. Temel ayarlarımıza uygun içinde hareket barındıran bir yaşam tarzı seçersek, doğamıza daha yakın, doyumlu bir hayat, yaklaşmış, hayata yaklaşmış oluruz şeklinde bir metnimiz var. Burada asıl anlatılmak istenen nedir diyor metnimizde? Daha sağlıklı bir yaşam için durağan değil, harekete dayalı bir yaşam tarzını benimsemeliyiz diyor. Yukarıdaki metni göz önünde bulundurarak sağlıklı bir vücut için nelere dikkat etmeliyiz? Sağlıklı bir vücut için fiziksel egzersiz yapmanın yanında uyku düzenimize, sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen göstermeliyiz. Yukarıdaki paragrafta yer alan öznel ve nesnel yargılara birer tanesini yazdınız diyor. Öznel neydi? Duygulara dayanan, nesnelse tarafsız olan. Dünya gönlü Haran Üniversitesi'nden günümüze ne yazık ki yalnızca 40 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi kalabildi. Yalnızca yolların değil, dinlerin de kesiştiği bir noktada yer alan Harran'da farklı dinlerden uluslar yıllarca uyum içinde yaşadılar. Sırasıyla Mittaniler, Asurlular ve Müslümanların eline geçen kent Son Emevi halifesi 2. Mervan tarafından devletin başkenti ilan edildi. 13. yüzyılda Moğollar tarafından ise yerle bir edildi. Öznel olarak ve nesnel olarak bir cümle yazalım. Öznel, Dünyaca ünlü Harran Üniversitesi'nden günümüze ne yazık ki yalnızca 40 metre yüksekliğindeki gözetleme kulesi kalabildi. Burada Dünyaca ünlü ifadesinden ne Öznel yargı olduğunu anlıyoruz. Yalnızca yolların değil, dinlerin de kesiştiği bir noktaya Harran Üniversitesi'nde, Harran'da farklı dinlerin uluslar yıllarca uyum içinde yaşadılar. Şimdi oradaki uyum ifadesi yine öznel bir ifadedir. Nesnense sırasıyla Mittaniler, Asurlar ve Müslümanların eline geçen kent son Emevi halifesi 2. Mervan tarafından devletin başkenti ilan edildi. Nedir? Bu tarihi gerçektir. 13. yüzyılda Moğollar tarafından yerle bir edilmesi de yine tarihi bir gerçektir. Bunlara nesne cümle adı verilir. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımızdan 7. sınıflara ait diğer derslerimizin içeriklerini izleyip sınavlarınıza hazırlanabilirsiniz. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.